O kadar çok konuşuldu, o kadar çok video yapıldı ki bu konu hakkında. Heh, bir sen eksiktin diyebilirsiniz. Ki haklısınız. Ama bu video bir linçe ortak olma videosu değil. Yani bu videoda bir günde filozof ilan edilen bir çocuktan öte, bir tweetle gündemi değişebilen bir toplumdan bahsedeceğim. Bir çocuğun bakışlarından değil, aslında bir bakış açısından korkulması gerektiğinden. Bilmem farkında mısınız? Milletçe yeni bir rekora imza attık. Sadece bir günde bir çocuğu gelecekte ülkenin başına geçecek kişi ilan edip ertesi günde ülkeyi başına geçirdik. Eğitim sistemini nasıl çözebileceğini ve hatta ülkeyi nasıl yöneteceğini sorduk. Kitapçıda kendi halinde kitaplara bakarken birdenbire küçük bir şehzade kıvamına getirilen çocuk Valide Sultanına emir verince de özetle bir hafta öncesine kadar okula gidip gelen, oynamıyor olsa da oyuncak çağında olan bir çocuk bir tweetle milyonların ve medyanın oyuncağı oldu. Zaten hep böyle değil miyiz? Bulabildiğimiz her şeyi kendimize oyuncak edip sıkılınca atmıyor muyuz kenara? Aynen yenisi çıkınca bir sene önce ayıla bayıla banka kredisiyle aldığımız telefonun yüzüne bakmadığımız gibi. Ne olduğunun bir önemi yok. Sadece sabaha kadar diyen bir adam da olur, Amerika Birleşik Devletleri Başkanıyım diyen de. Ta ki sıkılana kadar ne bulursak kurcalıyoruz. Hatta bazen biraz haddinden fazla kurcalıyoruz. Rahatız be. Vallahi çok. Yani huzurluyuz, en önemlisi bu. Yani bu memlekette Ankara beni bulsun derken kendini bir YouTuber'la yatakta da bulabilirsin. Anne ve baban tarafından felsefe kitapları arasında çocukluğunu bulmaya terk edilmişken magazin programlarında da. Atakan konuştukça izleyenler önünü ilikliyor. Peki biz neye şaşırdık tam olarak? Büyüklerin çocuk gibi davrandığı bir yerde bir çocuğun büyük gibi davranmasına mı? Biri büyük, biri küçük, iki ekmek aldı. Yoksa para verince tılsımlı hale gelip evrenden enerji download etmeye başlayan bir kitabın en çok satanlar listesinde bir numarada olduğu yerde gerçekten kitap okunuyor olmasına mı? Vay be! Lükse bak! Nasıl dolandırılacağını da insanlar kendisi seçiyor artık. Ve tabii ki kendi gündemini de. Şu ana kadarki gördüğünüz bu tablo içerisinde halkın kendini seçtiği gündemde yaşının kitabını okumayan bir çocuk işte. Medya maymunu bulamadığında kendi maymununu yaratıp sonra da 3 maymunu oynayan bir medyanın maymundan gelip gelmediğimizi bile sorduğu çocuk. Hani şu o yaştaki her çocuğa sorulan dersler nasıl gidiyor sorusunun bir kez bile sorulmadığı. Hani o kadar zengin doğal kaynaklarımız varken biz ne zaman daha fazla gelişeceğiz diyoruz ya. Sanırım konuşulması gereken onca konu varken neden bunları konuştuğumuzun cevabını bulduğumuzda.